Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuz madende kullanılan MT-436B maden kamyonu 4 çeker 36 tonluk kamyonun fren sistemi arızası ile ilgili. Şikayet rolantide, dizel motor rolantide fren basınçları doldurulamıyor. İlk olarak devre şemasının incelemesiyle başlayalım. Evet, şu anda fren sistemi ile ilgili devre şemamızı açtık. Devre şemasına ilk olarak büyük resmi görebilmemiz için bütün olarak ele almak lazım. Şimdi baktığımız zaman fren sisteminde akışkanı döndürecek olan bizim pompamız. Biraz daha büyütelim. Bakın, double fren pompası. Bunun bir tanesi fren soğutmasına, diğeri bizim basıncı oluşturan fren basınç pompamız. Bir adet pompa, basınç filtresi, basınç dengelemesine sağlayan şarj valfimiz. İki adet fren yön kontrol valfleri. Fren pedalı, ön ve arkada 4 adet fren silindirlerimiz var. Depolama basıncını sağlayan akümülatörümüz var. 1200 PSI gaz dolum basıncı, 2,5 galonluk. Şimdi sorunumuz rolantide basınçların doldurulamamayışı. Yüksek devirlerde basınç bir şekilde doldurulabiliyor fakat bizden istenilen motor rolantide iken istenilen zamanda fren basıncını 2000 PSI'ya çıkartıp pompamızın depo hattına açılmasının sağlanması. Şimdi daha önceki videomda bahsetmiştim. Şarj valfi üzerinde marş rahatlatma valfi var. Bakın bu. Biraz daha büyütelim. Bu valfin özelliği, İlk start anında marş motoruna herhangi bir yüklenme, motorun dışında herhangi bir yüklenme olmaması için pompaların boşta olması isteniliyor. İlk start anında bu valf pompanın basıncını, pompanın akışını bakın buradan depoya göndererek marşı rahatlatıyor. Ne kadar bir süre? Bu süre aracın yağının sıcaklığıyla alakalı. Eğer yağımız çok soğuksa motor devrini arttırmadan rolantide bu sürenin dolmasını beklemek. Şimdi biz ilk olarak pompamızdan şüphelendik. Pompamızın durumunu öğrenmek için şu anda pompanın çıkışı zor bir yerde. Pompamızın önündeki filtre daha kolay bir yerde olduğu için filtreye giren hortumu flowmetremizin girişine, çıkışındakini de flowmetrenin çıkışına takarak basınç altında pompamız istenilen debiyi sağlıyor mu bunu görebilmek için makineye flowmetre takmaya karar verdik. Arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Akışı kontrol etmek hidrolik sistemde en doğru olan bir başlangıçtır. Evet arkadaşlar, rolantide makinemizi çalıştırdık. 13 litre bir yağ akışı var. Pompamız şu anda marş rahatlatma valf üzerinden depoya açık. 132 PSI bir basınç var şu anda, depo hattında oluşan basınç. Bekliyoruz şu anda marş rahatlatma valfinin konum değiştirmesini. Yağımız soğuk olduğundan bu süre biraz zaman alabilir. 11 litre, 12 litre akış var şu anda. Basınç önünde yok. 35 PSI. Bekleyelim. Pompamızın çıkışları filtre bypass edilerek bağladık. Makine üzerine dijital bir manometre takarak şarj valfı çıkışına PSI cinsinden takibimizi yapıyoruz. Evet,
Bekliyoruz. Şu anda henüz başlamadı. Yağ soğuk. 11-11,5 litre akış devam ediyor. 184 PSI bekliyoruz. Şu anda henüz daha devreye girmedi. Evet, şimdi devreye girdi. Bakın 500-580. Yalnız dikkat edin arkadaşlar, burada bakın basınç arttıkça debimizde düşme başladı. 11 litre 6 litreye düştü. Düşme devam ediyor. Normalde pompamız basınç altında aynı yağ göndermesi lazım. Bakın 5 litreye düştü, 4 litreye düştü. Basıncımız arttıkça pompamız artık basıncın altında bu yağ kaybı. Bakın dikkat edin, şu anda pompamız sıfıra. 1500, 1600, 2000 PSI'den sonra artık pompamız daha yağ gönderemiyor. Pompa şu anda değişmesi gerek. Bu arıza yüksek devir kullanılarak ortadan kaldırılmış gibi gözükür. Fakat bizim makinemizin bizden istediği tren hattı olduğu için düşük basınçta da bu düşük devirde de bu basıncı sağlaması lazım. Yani biz freni kullanmak için motorun devrini yükseltmek zorunda değiliz. Bu test sonucuna göre pompamızın değişimine karar verdik. Pompamızı söktük. Söktükten sonra pompamızın içine incelemesini yapacağız. Şimdi pompamıza baktığımız zaman yanmalar görüyoruz. Muhtemelen yağsız çalıştırılmış olabilir. Kirlilikten kaynaklanan durum olabilir. Şu anda pompa gövdelere aşınmış. Dişli tip pompalar, gövdeler aşındıktan sonra tamiratı kurtarmıyor. Haliyle pompanın yenisini takarak makinemizi çalıştırdık. Sorunumuz ortadan kaldırıldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.